Böyle mübarek bir günde göreve başlamaktan dolayı da gerçekten ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir süre önce Edirne Valiliği görevine atanan Günay Özdemir bugün kente gelerek görevine başladı. Özdemir için Edirne Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Törende Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra vali yardımcıları, daire müdürleri ve diğer protokol mensupları yer aldı. Yine Edirne Valisi Özdemir önce tören mangasını selamladı. Ardından da protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Hoş geldiniz. Vali Özdemir, valilik makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ramazan'ın ilk gününde göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kars Valiliği görevinden Edirne Valiliği görevine atandığını belirten Özdemir, "Bir Serhat kentinden bir Serhat kentine gelmekten mutluyum. Ata Yadigarı şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyorum." dedi. Böyle mübarek bir günde göreve başlamaktan dolayı da gerçekten ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Kars'tan Edirne'ye bir Serhat kentimizden bir Serhat kentimize gelmekten dolayı da mutluyum. Ve bu bilinçle bu Ata Yadigarı şehrimize hizmet etmekten de ve sizlerle beraber olmaktan da ben yine mutluluk duyuyorum. Edirne'nin Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olduğunu belirten Vali Özdemir, bu huzur devam edecek. Yönetim anlayışı olarak adaletli, dürüst, insanlara haksızlık yapmayan bir sistem uygulayacağız. Edirne zaten bu anlayışı benimseyen bir kent dedi. Edirne aslında kültürel anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda belli bir mesafe kat etmiş gördüğüm kadarıyla ve halkıyla bu mesafeyi beraber inşallah bundan sonra sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumu kuruluşlarımızla, halkımızla beraber bu kalkınmışlığı daha üst seviyelere getirmeye için hep beraber çalışacağız. Özellikle turizm konusunda dünyanın sayılı kentlerinden birisi. İnşallah burada da bu şimdiye kadar yapılan desteklerden sonra çok ciddi destekler de alınacağına inanıyorum. Bölgenin tarım ve hayvancılıkla ilgili de ciddi bir potansiyeli var. Bu da bu bölgede çok iyi değerlendiriliyor ve inşallah bundan sonra daha iyi değerlendirilir diye düşünüyorum. Yönetim anlayışımız olarak kesinlikle adaletli, dürüst, insanlara zulmetmeyen ve haksızlık yapmayan bir sistem uygulayacağız. Ve bu konuda da zaten insan onuruna yakışan, insan hayatının kutsallığına inanan bir anlayış içerisinde ve Edirne'nin zaten bu anlayışı benimsediğini, bir Avrupa kenti olduğunu da çok iyi biliyorum. Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden birisi ve bu huzur inşallah çok daha iyi bir şekilde devam edecek. Çünkü Edirne halkı bu konuyu çok iyi bilen, bu konuyu yaşayan ve bu konuda da bölgesine, dünyasına örnek olan bir ilimiz. Balkanların başkenti konumunda olması münasebetiyle de aslında kültürel anlamda da ve anlayış ve yaşam biçimi olarak da aslında hem Türkiye'ye hem de Balkanlara örnek olabilecek bir ilimiz. Tabii bununla ilgili sadece başkentlik, Balkanlarla ilgili başkentlik belki fiziki anlamda da, altyapı anlamında da, buradaki kongre, kültür ve fuar merkezleriyle ilgili de desteklenirse bölgenin ben çok önemli bir kent olacağına inanıyorum. Zaten önemli, bundan sonra çok daha önemli olacak. Yeni Edirne Valisi Günay Özdemir, ayağının tozuyla geldiği Edirne'de hızlı tren müjdesini de verdi. Vali Özdemir, Edirne'den Kars'a hızlı tren projesinin kısa sürede bitirileceğine inandığını söyledi. Özellikle biliyorsunuz Kars'la ilgili yine Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan sonra Pekin'den Londra'ya kadar İpek yolunun tekrar canlanmasıyla bu bölgede de Edirne çok önemli bir kent olacak. Bununla ilgili de zaten altyapı çalışmaları, ulaştırma ile ilgili bütün demir yoldan tutun da karayoluna kadar çalışmalar da devam ediyor. Bunlar da hızlı bir şekilde biteceğine inanıyorum. Özellikle İstanbul'dan Halkalı'dan sınıra kadar olan bölümle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Geçen Salı günü Ulaştırma Bakanımız özellikle Karslı biliyorsunuz Ahmet Arslan'la beraberdik. Ben özellikle bu müjdeyi de özellikle bugün vermek istedim. Edirne'den Kars'a hızlı tren projesi. Böyle bir projenin inşallah kısa bir sürede biteceğine inanıyorum.